Evet sevgili izleyiciler devam ediyoruz. Şimdi de tıbbi bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek'le beraberiz. Şimdi bitkilerden bahsedeceğiz. Onunla birlikte bitkileri tanımaya çalışacağız. Kendisi yıllardır bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor, kitaplar yazıyor. Yüz binlerce bitkinin faydalarını araştırmış ve ama özellikle bugün alerjiyi konuşacağız. Şu mevsimde çok sık rastlanılan bir durum. Neden alerji sorunu yaşıyoruz? Özellikle kurdeşen rahatsızlığı nasıl olabilir? Bitkilerle tedavisi var mıdır? Bizlere anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmetler. Evet, şunu sormak istiyorum. Alerji yaz mevsiminde mi başlar İbrahim Bey? Alerji... Aslında baharla birlikte başlar. Baharla bütün yaz devam eder. Şubat'la fındıklar çiçek açmaya başladığı zaman alerji başlar. Yani 10 Şubat'tan Eylül'e, Ekim'e kadar devam eder. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Bazıları Şubat'tan Nisan'a kadar, bazıları Nisan'dan Mayıs'a, bazıları da Mayıs'tan Eylül'e kadar. Yani bitkilerin çiçek açma dönemleri farklı farklı. Kişiden kişiye de bu nedenle hangi bitkiye karşı alerjisi varsa o bitkinin çiçek açtığı zaman başlar alerjisi. Şimdi siz yıllardır bitkilerle uğraşıyorsunuz. Ne kadar zamandır, nasıl bu başladı merak bitkilere? Ben kendim bir alerjik ağır bir hastalık geçirmiştim. 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Hani paralı askerlik yaptık Burdur'da. Almanya'ya döndükten sonra et yemez oldum. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşın diye başladım. O doktor, bu doktor, şu doktor yaptıkları şey antihistaminik ilaçlar, kortizon ilaçlar. Kortizon da insanı böyle sersem gibi yapıyor. Ben 15-20 saat okuyan, yazan, araştıran bir insan iken böyle 10 dakika kitaba bakamaz oldum, sersem gibi oldum. Kortizonun yan tesirlerinden ve kemik erimesine sebep oluyor. Konsantrasyonu bozuyor. Rahmetli Bülent Ecevit de bir ara yüksek dozajda uzun süre kortizon verdiler. Sadece Bülent Ecevit'i hatırlıyordu. Başka kimseyi hatırlamıyordu. Hatta ona özel bir asansör yaptılar ki merdivenleri çıkarken bir yeri kırılmasın diye. Kemikleri cam kemik haline geliyor. Yani kimyasal ilaçların o kadar yan tesiri var ki kişi bunu kullandıkça zamanla yan tesirler ortaya çıkıyor. Sonra Almanya'da araştırmaya başladınız. Kaç yıl boyunca bitkiler üzerine çalıştınız? Tam 30 yıldır. 1980'de romatizma nedeniyle bu işin içerisine araştırmaya girdim. Yıllarca araştırma yaptıktan sonra, kendim tedavi ettikten sonra insanlar bana gelmeye başlayınca yanlış yapmayın diye Almanya'da bunun eğitimi var. Heilpraktiker kursu dedikleri, yani herbalizm okulları. Orada bunun dernekleri, federasyonları, konfederasyonları, orada okullardan mezun olanlar, heilpraktiker okullarından mezun olanlar, doktor gibi muayene etme hakkı, yetkisi var, diploması var. Türkiye'de henüz böyle bir şey yok. Evet, bizler bitkileri daha yeni yeni tanımaya başladık. Aslında bitki cenneti bir ülkedeyiz. Maalesef evet. Yani Frankfurt Üniversitesi'nin 5000 çeşit bitki yetiştiriyor. Frankfurt Üniversitesi'nin botanik bahçesi. Ben orada tam 12 yıl fotoğraf çektim. 7000 fotoğraf. Benim yazmış olduğum 3 ciltlik bir kitap var. Bu kitapta 1000'den fazla bitkinin resmi var. Evet, şu anda elimde de var. Evet. 1000'den fazla bitkinin resimleri ve özellikleri yazıyor. Özellikleri. Hangi rahatsızlıklara hangi bitkiler daha iyi geliyor? Bel fıtığı mesela yazmış, kalp krizi. Evet. Bütün bu bitkilerle tedavi olabiliyor mu kişiler? Dünyanın birçok ülkesinde bitkilerle ilgili klinik araştırma yapılıyor. Türkiye'de henüz maalesef yok. Mesela bir örnek vereyim. Burada laden gülü var. Bu laden gülü... Hangisi? Evet, çok ilginç. Şu laden gülü, Türkiye'nin Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde çam ağaçlarının altında özellikle yetişir. Milyonlarca ton. Fundalıklar hep laden gülü dolu. İlk kez duyuyorum laden gülünü. Bu çok etkili. Besin alerjisi. Özellikle de atopik eksem dediğimiz sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemeye karşı dünyada en etkili bitki ve hiçbir yan tesiri yok. Çörek otu var mesela şu anda önümde. Değil mi? Evet. Çörek otuyla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması yapılmış. Bunun birleşiminde birçok etken madde var. Eterik yağlar, doymamış yağlar vesaire. Bunun birleşiminde en önemli nigelon denen eterik yağ aynı kortizon gibi etki yapar. Fakat kortizonun yan tesirleri gibi yan tesiri yok. Evet, ne kadar güzel. Şimdi burada bir alerjiye sürü bitki karşı var. Aslında bu bitkileri bir isterseniz öğrenelim, özelliklerini sayalım. Bu laden gülüne başlamışken laden gülüyle ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese dedim, profesör, 95 çocuk alerjik ekseması olan, atopik eksema dediğimiz alerjik ekseması olan çocuklar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş, %100 iyileştirilmiş. Bilimsel deneyler yapılmış bu konuda diyorsunuz. Klinik araştırması. Hatta bununla ilgili
Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de. Onlar da bir klinik araştırma, küçük çaplı bir klinik araştırması yaptılar. Gastriti iyileştirici özelliğe sahip. Yani bu Helicobacter pylori'yi öldürücü özelliğe sahip. Gastrite sebep olan bakteri öldürücü. Pek çok kişinin sorunu var zaten. Evet. Peki diğer bitkiler neler İbrahim Bey? Şu anda masadaki. Bu at kuyruğu otu Kolombiya Üniversitesi'nde bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Bağ dokusunu güçlendirici. Her insanın ortalama %18'i bağ dokusundan oluşur. Yani bağ dokusu gözümüzü tutar. Göze kan akışını ve içerideki artık maddeleri toparlar. Bağ dokusu olmazsa ne olur? İnsanın gözü düşer, burnu düşer, dudağı düşer, bütün organları düşer. Bütün organları bağlayan dokuya bağ dokusu denir. Bu bağ dokusunu güçlendirir. Bağ dokusunu arıtır, temizler. Eğer bağ dokusu temizlenmezse, arınmazsa orada biriken cerrahat, cüruf, iltihap, mikrop vesaire hastalıkları tetikler. Evet, bağışıklık sistemi sorunu yaşayan çok kişi var şu aralar. Peki diğer bitkiler nelerdir? Bu sinirli ot. Sinirli otla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Öksürüğe karşı, bronşite karşı etkili. Artı bazı insanların ayak baş parmaklarında dolama olur. Bunun tazesi veya kurusu dolamaya sarıldığı zaman içerideki iltihabı söker alır. Bazı insanların küçük ayak küçük baş parmağında genellikle pişik dediğimiz mantar olur. Bunun tazesi veya kurusu biraz parmak arasına konduğu zaman buradaki iltihabı, mantarı yok eder. Klinik araştırması var. Bununla sinirli ot dünyada en etkili bitkilerden biri. Genellikle yol kenarlarında her yerde yetişir. Bu bildiğimiz birçok eksotik aloe vera, noni vesaireden binlerce kat daha etkili. Ve hiçbir yan tesiri bir yok. Bitki, evet değil mi? Diğeri sinirli. Nedir? Bu kimyon. Bildiğimiz kimyon. Bildiğimiz kimyon. Mesela ev hanımları evde lahana sarması yaptıklarında biraz kimyon, lahana, bu tencerenin altına kollar da lahanayı öyle pişirirlerse, lahana sarmasını, o lahanadaki kokuyu alır, emer, daha güzel bir aroma verir yemeğe. Bununla ilgili Azerbaycan'da klinik araştırması yapılmıştı. Yapılan klinik araştırmasında bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu gazı, etan, metan, bütan gibi gaz üretir, hamurlu tatlı yediği zaman kişi, bağırsaklardaki mantarlar gaz üretirler, zehirli gazlar. Bu gazlar emici özelliğe sahip, kimyon. Rahatlatır bazı kişiler yemekten sonra. Bağırsaklar şişer, davul gibi olur. Bu da mideyi, karaciğeri, pankreası, bütün organları yukarı doğru sıkıştırır. Zamanla eğer ki bağırsaklardaki mantarlar yok edilmez, tedavi edilmezse birçok hastalığı tetikler. Peki biz nereden bileceğiz İbrahim Bey? Hangi bitki neye iyi gelir? Çünkü mesela aktara gittiğimizde bir bitki istediğimizde o bitki bize doğru olarak veriliyor mu? Yani bir sürü çeşidi var bitkilerin. İşte yani bu işte büyük tabii ki maalesef Türkiye'de bu henüz kurumsallaşmadı. İşte Avrupa diyoruz da Avrupa İbn Sina'nın rahmetli kitabını 350 sene üniversitelerde okuttuktan sonra bir mesafe kat etmişler. Yani Atalan Üsküdar'a geçti hesabı. Onlar gitti, biz yerimizde hala sayıyoruz maalesef. Tekrar aslında bitkiler bizim gidiyor. İçin çok değerliydi. Aslında İbn Sina tıbbın babası, gelmiş geçmiş en büyük hekim. Yani tıbbın kurucusu, geliştiricisi biz de. Ama biz bunu maalesef devam ettiremedik. Avrupalılar mesela 200 yıldır bitkilerle ilgili çok geniş çaplı klinik araştırmalar ve yapıyorlar. Leblebi gibi kimyasal ilaçlar tüketiliyor. Maalesef. Antibiyotikler, çok antibiyotik kullanma nedeniyle insanlarımız günümüzde aşırı antibiyotik kullanıyorlar. Bu kullanılan aşırı kimyasal ilaçlar bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Faydalı bakteriler yok olursa yerine mantar yerleşir. Mantar yerleşirse ne olur? Mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi hormonsu maddeler üretir. Bu toksik maddeler bağırsak mukozasını yakar, kavurur. Histamin, kortizon dengesi bozuldu, alerji ortaya çıkar. Ne yapmak gerekir? Alerji ortaya çıktığında antihistaminik ve kortizonlu ilaçlara tedavi olmak asla mümkün değil. Sadece geçici olarak baskı altındadır. Alerjisi olan kişi, ne tür alerjisi olursa olsun, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem veya kurdeşe. Mesela bazı insanlar kurdeşene yakalanıyor. Allah korusun, boğazında şişerse, balon gibi şişiyor, nefes alamaz. Hastanın hemen yetiştirmesi gerekir. Bazı insanların evet, dudağı alerjinin şişiyor. Öyle bir dezavantajı var. Ne zaman hani karşılaşacağınız da bilinemiyor değil mi? Tabii. Yani çeşit alerji türleri var tabii ki.
Her türlü alerjiyi tedavi etmek mümkün. Ben kendim 17 yıl alerjiyle uğraştım. Önce 1-2 hafta olan polen alerjisi zamanla 6 aya yayıldı. Tedavi edemedik. Kimyasal. Peki nasıl yardım alıyoruz? Hangi bitkilerden yardım alacağız alerjiyle ilgili? Az önce saydığımız bitkileri mi? Bunların hepsi var. Artı lahana suyu. Yani lahana suyu bildiğimiz lahana fakat hazırlanış tekniği farklı. Şimdi kişi evde lahana yani suyu... Yani normalde kişi evde lahana suyu hazırlayabilir mi? Hazırlayabilir de şöyle. Yani uzun süre evde hazırlanan lahana suyu tiyosiyanat denen bir madde içerir. Tiyosiyanat da tiroid bezesinin iyot akışını engeller. Bu da guatra sebep olur. Yani alerjiden kurtulmak isteyen kişi bu bitki karışımı lahana suyunun yanında bu bitki karışımı limon suyunu da kullanması gerekir. Yan tesirin... Ne var bunun içerisinde, bu lahana suyunun içerisinde? 16 çeşit bitki var. Ha, bitkilerle birlikte yan tesirini ortadan kaldırıyor. Yani lahananın çok çok özellikleri var. Mesela bunun birleşiminde eskiden ilim adamları U vitamini veya ulkus faktör diyorlardı. Şimdi bunun U vitamini veya ulkus faktör olmadığı çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Metil metilyonisulfonyum bromit denen bir amino asit içerir. Bu amino asit midede gastrite sebep olan Helicobacter pylori yok edici özelliğe sahip. Dünyada en etkili gastrite karşı, ülsere karşı. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, Kaliforniya Üniversitesi'nde, Stanford Kaliforniya Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmışlar, etkisini ispat etmişler. Fakat onlar o zaman 60 yıl önce bunun daha detayına inip yan tesirleri nasıl ortada kaldırırız diye o konulara girmemişler. Bunu da biz hallettik yani, yan tesirini ortadan kaldırdık, daha etkili hale getirdik. Evet, ne kadar zamanda kurtulabilirler alerjiden? Tam anlamıyla kurtulabilecekler mi? Şimdi mesela Kurdeşen'den birisi bize, Ali abi diye birisi geldi bize. Adamcağız iki defa hastaneye yatmış. Böyle kaşınıyor, kaşındıkları yer hep kabarıyor. En büyük kaynar su dökmüş gibi. Dedim ki garanti veremem. Bakacağız yani iki hafta, iki ay mı, üç ay mı? Kişiye göre, bünyeye göre, bağışıklık sistemine göre bağırsakların ne kadar bozulmuş, tahribat olmuş bağırsak florası ona göre değişir. 35 gün sonra... Bitkilerle karışım değil mi? 35 gün sonra dedi ki ben artık kullanmıyorum. Neden? İyileştim. 35 günde iyileştim. Başka biri geldi. O da astsubay. O kullanmaya başladı. Dedi ki 35 gün geçti hala iyileşemedim. Dedim ki erim bünye farklı. Evet, herkes bakacağız. Farklı. Siz yani şimdi bu bitki karışımlarını geçti. Mı kullanıyorsunuz? Bu bitkileri öneriyorsunuz. Bu bitki karışımlı lahana suyu dediğimiz ürün, eski ismiyle tonik. Bu da bitki karışımlı limon suyu. Artı özel bir çayımız var. Bu bitkilerin hepsinin içerisinde olan şöyle bir özel bir karışım. 2 yemek kaşığı. Bundan demliğe konur. Üzerine 1 litre kaynar su. 10 dakika bekledikten sonra içilir. Yani bütün bu bitkiler. Şimdi mesela çörek otu. Çörek otu bu bitkilerin karışımına direkt olarak katılamaz. Şimdi sadece çünkü, mesela çörek otunu kullanamaz değil mi? Mesela sihirli ot dediniz. Bütün bu bitkilerin hepsini karıştırarak kullanabilir de çörek otu etirik yağ içerdiğinden hazırlanırken çörek otu katılırsa ve doymamış yağlar içerdiğinden küflenir. Yani uzun süre birlikte olmaz. Çay yapım esnasında karıştırılabilir. Ama önceden bütün bu bitkilerin hepsi değirmende karıştırılarak un haline, toz haline getirilir. Bu halde saf halde. Şimdi bu bitkiler nerede yetişiyor? Türkiye'nin her tarafında yetişir bu bitkiler. Mühim olan nerede doğal yetişiyor. Bir de en doğrusunu doğal. Bulmak değil mi? Çeşit çeşit bitkiler var. Yani örneğin papatyanın kaç çeşidi var? Mesela. Mesela papatyanın Türkiye'de bilinen 40 türü var. Hepsi papatya, hakiki papatya denir. Fakat sadece Mayıs papatyası, şifalı papatya. Diğer papatyaların mesela at papatyası, eşek papatyası gibi diğer türler var. Hatta margarita denen süs bitkisi bile Türkiye'de papatya diye satılıyor. Hiçbir papatya ile ilgisi olmayan bitkiler bile. Evet, şimdi hani bu bitkilerin çok türünün olması biz nereden bileceğiz aldığımız zaman aktardan? Çok iyi araştırarak almak gerekti değil mi bunu? İşte bu nedenle ben yıllarca 27 yıl uğraştıktan sonra bu kitabı yazdım. Bu kitapta bu kitabı yazabilmek için tam 7000 fotoğraf çektim. Üniversitelerin klinik araştırmaları, birleşimde etken maddeler vesaire vesaire. Türk tarihinde ilk defa ilmi bir kitap. Binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Zaten 3 ciltten oluşuyor değil mi? Bayağı da kalın bir kitap. Her türlü hastalıkla ilgili ve bitkilerle ilgili resimler de var. Çok güzel bir çalışma. Klinik araştırma. Mesela adaçayı. Adaçayı deyip de geçmemek lazım. Türkiye'de adaçayı dediğimizde loplu adaçayı aktarılarda satılıyor. Ne özelliği var? Bir özelliği yok. Faydası fakat, yok mu onun? Bilmiyoruz. Belki var.
Bilmiyoruz. Klinik araştırması yapılmamış. Fakat Salvia officinalis yani şifalı ada çayı. Bu ada çayı şimdi yaz ayında çok hararet, sıcak. 50 derecede bunun bir bardak çayın için bu sıcak size hiçbir zararı dokunmaz. Ne baş ağrısı, ne tansiyon, ne kalp hiçbir zararı olmaz. Kimyon da mı öyle? Kimyon tek çeşit değil mi? Ay kimyon onun şey, çeşitleri var da yani bu sadece bu kullanılır piyasada. Ada çayının 83 çeşidi var. Sadece biri şifalı. Diğerlerinin de etkileri var ama neye etkisi var bilinmiyor. Klinik araştırması yapılmamış. Burada önemli olan hangi bitki hakkında klinik araştırması yapılmış, belgelenmiş. Evet, doğru bitkileri kullanmak önemli. Elimizde belge var mı? Mesela Loplu Ada Çayı ile bu ada, şifalı ada çayı birbirinden sadece ve sadece bu işi çok iyi anlayanlar bilebilir. Ayırmak mümkün değil. Diğeri bütün dağlarda, taşlarda, Türkiye'de tonlarca yetişir. Bu bahçede özel yetiştirmek gerekir. Nasıl ayırt ediyorsunuz mesela bu ada çayını? Loplu Ada Çayı'nın ana yaprağının yanında iki tane küçük yaprakçığı daha olur. Bu nedenle loplu denir. Yani iki tane yan yaprakçı var. Bunda yan yaprakçık olmaz. Ana yaprağın yanında sapının dibinde iki tane küçük özel yaprakçık olmaz. Özel yetiştiriliyor yani. Ve aroması, tadı, kokusu farklı. Çok kendine az. Bu Salvia özel bir timol denen bir madde içerir. Bunun aromatik yapısı ayrı. Yani bilen kişi bunu ezip de kokladığı zaman farklı bir koku var. Diğerinde farklı bir koku var. Evet. Etkileri, kokuları çok farklı. Teşekkür ediyoruz. Hürmetler, saygılar. Güzel bilgilerde. Sevgili izleyiciler, tıbbi bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek'le birlikteydik. Evet, bitkilerin faydalarından bahsettik. Aslında bitkileri doğru tanımak gerekli dedi. Ve alerji rahatsızlığına değindik. Sorularınız varsa konuğumuza yayından sonra yönlendirebiliyorsunuz. Ve sağlıklı günler devam ediyor.